Haftanın Notları programından Bengü Türk TV ekranlarından herkese günaydın. Dünün ve haftanın gelişmeleriyle programımız başlıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde partisinin divan toplantısına katılan MHP Bursa Milletvekili ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Cumhur İttifakı Cumhuriyet'in iradesidir dedi. Büyükataman İnegöl ilçesine de il olma müjdesini verdi. Büyük şehirleri kapsayacak şekilde 100 il, 1000 ilçeden oluşan bir idari sistemle ekonomide yerel ve milli diriliş sayesinde siyasette birlik ve dayanışma ruhunun ayağa kalkışıyla Türkiye inşallah bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de sözü dinlenen bir ülke seviyesine çıkmalıdır ve inanıyoruz ki mutlaka çıkacaktır. Bu çerçevede İnegöl İl olmayı hak eden ilçelerimizden biri. Büyük Millet Meclisi'nde 5 ilçe ve İnegöl adıyla yeni bir il kurulmasına ilişkin kanun teklifini verdi. İnegöl il olmak istiyor ve emin olun Milliyetçi Hareket Partisi sonuna kadar bunu takipçisi olacak. Bunun için Cumhur İttifakı çok mühimdir. Milletin geleceği adına son derece önemlidir. Değerli arkadaşlar, Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesine müzahir biçimde geleceğe taşıyacaktır. Hiçbir odak, hiçbir mahvil, hiçbir güruh, hiçbir siyasi düşük Cumhur İttifakı'nı çatlatamayacaktır. Yeni hükümet sisteminin mimarı bizzat Türk milletidir. Yeni hükümet sistemi husumet ve hiyanete karşı emin olun ki güvencelidir, güvenlik kilididir, milli bekanın sigortası güvenlik siperidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce son bir haftada Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Bingöl ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 90 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içi ve sınır ötesinde başarıyla sürüyor. Kanlı terör örgütü PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin kayıpları giderek artarken adeta beli de kırılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri son bir haftalık terör bilançosunu açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada terörle mücadele harekatında 24-30 Mart 2018 tarihleri arasında ikisi sözde lider olmak üzere toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Muhtelif tipte toplam 49 silah ele geçirilmiş, 67 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir denildi. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3821 teröristin etkisiz hale getirildiği de belirtildi. Açıklamalarda ayrıca azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlar PKK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır ifadelerine yer verildi. Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte Suriye'nin Afrin bölgesine huzur ve güven geldi. Afrin'de bir yandan mayın ve tuzaklar temizlenirken öteki yandan kentin alt ve üst yapıları da tamir ediliyor. Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'de terör örgütünün izleri silinmeye başlandı. Harekat kapsamında Afrin'i terör örgütü üyelerinden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcıları imha ediyor. Teröristlerin açtığı çukurları kapatıyor. Bunun yanı sıra ilçede de hayatın yeniden normale dönmesine yönelik çalışmalar artarak sürüyor.
Teröristlerden arındırılan ilçelerde sokaklar yeniden canlanmaya başlarken ilçe merkezinde açılan iş yeri sayısı da arttı. Seyyar satıcılarında cadde ve sokaklarda görüldüğü ilçe merkezinde biriken çöplerin toplanmasına, sokakların temizlenmesine başlandı. İlçede halka yönelik başlatılan yardım seferberliği de devam ediyor. Kızılay başta olmak üzere insani yardım kuruluşlarınca çeşitli yardımlar yapılıyor. Kızılay tarafından ilçe meydanında kurulan mobil mutfakla her gün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Gıda kolileri ilçe merkezi ve köylerde dağıtılıyor. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik Mehmetçiğin devriye görevi de devam ediyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Tunceli'nin Pülmür ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. 3 PKK'lı terörist öldürüldü. Tunceli'nin Pülmür ilçesinde terör örgütleriyle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir uzman çavuş yaralanırken 3 terörist öldürüldü. Çatışmada yaralanan uzman çavuş helikopteriyle Elazığ'a getirilerek hastanede tedavi altına alındı. Bölgede çatışmanın sürdüğü öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'na Suriye'de PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatı verdi. Terör örgütü YPG'yi silahlandırıp Türkiye'ye karşı kışkırtan Amerika'dan yeni bir hamle geldi. Amerika Başkanı Donald Trump, terör örgütüne yapılacak yardımı durdurdu. Wall Street Journal gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, Beyaz Saray'ın Amerika'nın Suriye'de gelecekteki rolünü değerlendirdiğini iddia etti. Yetkililer bu değerlendirme süresince koalisyonun Suriye'de operasyon gerçekleştirdiği alanların istikrarı için yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın durdurulduğunu kaydetti. Gazete yetkililerin Beyaz Saray'ın söz konusu talimatı Trump'ın Perşembe günü Amerika'nın ordusunun Suriye'den çekileceğine ilişkin çıkışına paralel olarak verdiğini belirtti. Yetkililer ayrıca Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'nin inşası için ek 200 milyon dolar ayırdığına dair haberler üzerine söz konusu fonun durdurulmasını istediğini öne sürdü. 200 milyon dolarlık ek fon sözü eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından Şubat ayında Kuveyt'e yapılan IŞİD karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti. Terör örgütü PKK'nın Sincar'da kurduğu Şenegal Savunma Birlikleri ilçede silahlarıyla kamufle olmuş durumda. Sincar sakinlerine göre ilçeyi terk etmeyen teröristler istedikleri zaman yeniden toplanabilirler. Sincar tezgahı ortaya çıktı. Irak'ta terör örgütü PKK'ya bağlı Şengal Savunma Birlikleri Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sürdürüyor. PKK'ya bağlı birlikler içerisindeki evlerde silahlarıyla birlikte kamufle olmuş bir şekilde bekliyorlar. Sincar sakinlerine göre ilçeyi terk etmeyen teröristler istedikleri zaman yeniden toplanma kabiliyetine sahip. Sincar ilçe merkezinde daha önce asılı olan Şengal Savunma Birlikleri
şehitlerine ait bayraklar ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ise indirilmiş durumda. Öte yandan bölgeden gelen görüntüler PKK'lı teröristler tarafından eğitim üssü olarak kullanılan bir bina duvarının üzerinde bulunan örgüte ait sloganların silinmediği dikkat çekiyor. PKK bölgede yerel bir silahlı grup adında varlık göstermek için YBŞ'yi kurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde işbirliği ve koordinasyonu daha da arttırma kararını teyit ettiler. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Membiç gerilimi sürerken diplomatik girişimler de devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu. Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde işbirliği ve koordinasyonu daha da arttırma kararlılıklarını teyit etti. Görüşmede Gazze'de bugün yaşanan olaylara da değinildi. İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı. En az 15 kişi şehit oldu. 550'den fazla yaralı var. Terör devleti İsrail, Filistin'de yine katliam yaptı. İsrail askerleri büyük geri dönüş yürüyüşü çağrısına katılarak Gazze sınırına akın eden binlerce Filistinli'ye ateş etti. En az 15 Filistinli şehit olurken 550'den fazla Filistinli yaralandı. Filistinliler 6 hafta sürmesi planlanan eylem için sınıra çadırlar kurmuştu. Bu gelişmenin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Birleşmiş Milletler Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Gazze'deki durumun ilerleyen günlerde kötüleşebileceği uyarısında bulunarak, İsrail'e uluslararası insan hakları ve insani hukuk çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yaptı. Diplomatlar kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ortak bir açıklama kabul etmesi ve yayımlanmasını talep edildiğini, ancak böyle bir açıklama üzerinde anlaşmaya varılamayınca açık oturumda toplanma kararı aldıklarını bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de yazılı bir açıklama yayımlayarak Gazze'deki çatışmalardan derin endişe duyduklarına dikkati çekti. Guterres bu olaylara ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Taraflardan daha fazla can kaybına yol açabilecek, sivillere zarar verecek her türlü eylemden kaçınmalarını isteyen Guterres, bu trajedinin barış sürecinin canlandırılması aciliyetini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Suriye konulu üçlü zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla 4 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Suriye'deki gerilimin bitirilmesi için Türkiye, İran ve Rusya inisiyatif kullanmaya devam ediyor. Soçi zirvesinin devamı olan Suriye-Anas konulu toplantının yeri ve tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı Erdoğan ve Putin'in eş başkanlıklarında ilgili bakanların da katılımıyla 3 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek.
Toplantıda Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınacak. Ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Putin'in ziyareti kapsamında aynı gün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni yapılacak. Öte yandan Suriye konulu üçlü zirve Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla 4 Nisan Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirve çerçevesinde Erdoğan ve Ruhani arasında ikili görüşme yapılması da öngörülüyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında da fikir teakisinde bulunulacak. Now we have a chance to ABD'de temaslarını sürdürmeye devam eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, katil Esed'in iktidarda kalmaya devam edeceğini belirtti. İki haftalık Amerika Birleşik Devletleri temaslarını sürdürmeye devam eden Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Amerikan Time dergisine verdiği röportajda ABD'li kuvvetlerin İran'a karşı Suriye'de orta vadede kalmaları gerektiğini söyledi. Katil Esed'in rejiminin iktidarda kalmaya devam edeceğini belirten Selman, "Esed iktidarda kalacak, umarım İranlıların kuklası olmaz," dedi. İran'ın bölgedeki milis güçlerini kullanarak Beyrut'tan Tahran'a uzanan Şii hilalini kurmaya çalıştığına dikkat çeken prens, ABD'nin bölgede kurduğu askeri üs hakkında da eğer ABD bu kuvvetleri çekerse güvenlik zarar görür, bu üs orada çok işe yarıyor ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da açılış töreni için geldiği Ayasofya Müzesi'nde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan konuşmasında AKM içinde çok bağırdı geziciler. İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, yıktık, aynı şeyi Ankara'da da yaptık dedi. Erdoğan askere destek veren sanatçılara yönelik linç girişimine de tepki gösterdi. Kabilelerinden olmadığı sürece ne kadar büyük olursa olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Yeditepe Biyeneli'nin açılışında konuştu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kabile üyeleri neyse hangi suçu işlerse işlesin. Erdoğan konuşmasında gezicilere seslendi. AKM içinde çok bağırdı geziciler. İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, yıktık. Aynı şeyi Ankara'da yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun. Demek ki bizi beklediler şeklinde konuştu. Paradigmayı değiştirdik. En büyük fiziki mekana sahip çıkma dönemi iktidarımız döneminde olmuştur. Onlar yıktılar, biz yaptık. Hala da onlar yıkmanın gayretinde, biz yapmanın derdindeyiz. Hiçbir şeyi görmeden yaptıkları gösterileri hatırlayın. İstanbul'da Harbiye Kongre Merkezi gibi bir merkezi yaparken orada bir Muhsin Ertuğrul'u daha büyüğünü, daha modernini yapacağız dediğimiz halde üzerimize geldiler. Yaptıktan sonra da susmuş olduk. Ve şimdi orada yerin kat be kat altında biliyorsunuz 3000 kişilik dev bir kongre merkezimiz, gösteri merkezimiz var. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'ni Türkiye'nin bir numaralı opera binası olarak yapıyoruz. Buna da biliyorsunuz çok bağırdı o geziciler. İstediğiniz kadar bağırın. Çatlayın, patlayın. Bak yıktık. Ve inşallah kısa zamanda da orada dünyada sayılı muhteşem bir opera binasını çok amaçlı olarak yapıyoruz. Teröre destek veren Fransa'ya tepkiler sürüyor. Başbakan Binali Yıldırım, Fransa teröristlere kucak açıyor. Macron terör örgütleri arasında hakemlik yapmak istiyorsa buyursun yapsın. Türkiye'nin teröristlerle hiçbir işi olmaz dedi. Fransa'nın terör örgütüne yönelik desteğine tepkiler gelmeye devam ediyor.
Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a seslendi Yıldırım. Terörün kökünün kazınacağını belirtti. Macron neymiş? Neymiş efendim? Fransa ile terör örgütleri, Fransa olarak terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi? Türkiye teröristlerle müzakere etmez, el sıkışmaz, onların kökünü kazır. Afrin'de olduğu gibi, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi yurdun her köşesinde terörün tamamını yok etmeye azmettik, karar verdik. Bir de bu Fransa NATO üyesi. Bizimle beraber Türkiye'yi, eğer Türkiye'yi anlamakta zorlanıyorsanız, ey Fransa, geçmişten de ibret almadınız mı? Cezayir'e yaşattığınız acıları Suriye'nin mazlum insanları da mı yaşasın istiyorsunuz? Türkiye'nin teröristlerle ve teröristle iş yapanlarla işinin olmayacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım net konuştu. Sizler de sağ olun, bize destek verdiniz. Çanakkale'de pazarcılık yapan Suat Yavuz, kuru yemiş tezgahındaki satıştan elde ettiği 1222 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Ayvacık ilçesinde 40 yıldır pazarcılık yapan Suat Yavuz, ilçe merkezinin pazarında kuru yemiş tezgahı açtı. Pazarcı Suat Yavuz tezgahına bugün kazanılan tüm hasılat Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır yazılı pankart astı. Kuru yemiş satışına başlayan Yavuz, satıştan 1322 TL gelir elde etti. Geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Suat Yavuz, hanımla beraber otururken böyle bir şey düşündük. Bir hayrımızla Mehmetçik Vakfı'na destek olmak istedik dedi. Düşündük işte hanımla beraber, bir hayrımız sağa sola hayrımız olmuyor. Ama böyle hanımla düşündük, taşındık. Bu Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmak istedik. İşte bu şekilde bütün bugünkü tezgahın hasılatını Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Bağışlamak istiyorum yani. Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek Türkiye'nin dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Manisa'nın Köprübaşı ilçesindeki Borlu Gazi Ortaokulu'nda öğrenim gören 6. sınıf öğrencisi Şeyma, Adıyaman Afrin'deki Mehmetçi'ye mektup gönderdi. O mektup Mehmetçi'yi duygulandırdı. Mehmetçiğe destek devam ediyor. Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek olabilmek için Borlu Gazi Ortaokulu'nda kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında toplanan atkı, bere ve eldivenlere maddi imkansızlık nedeniyle destek olamayan 6. sınıf öğrencisi Şeyma Adıyaman, Afrin'deki Mehmetçiğe şu sözlerin yer aldığı duygu yüklü mektup yazdı. Ben okulu bırakacaktım ama sizin cesaretinizi duyunca vazgeçtim ve polis olmaya karar verdim. Size çoraplar, eldivenler, bereler, atkılar göndermek isterdim ama babam olmadığı için eve annem bakıyor. O da zar zor. Sizler için tarlada çalışabilirim. Şeyma'nın eğitimine devam etmesini isteyen Afrin'deki askerler, öncelikle Şeyma'ya tek tek telefon açarak duygu yüklü mektubundan dolayı teşekkür etti. Ardından askerler tarafından Şeyma'nın eğitimi için toplanan para, Köprübaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kanmaz tarafından annesi Şirvan Çiçek'e teslim edildi. Okul müdürü Erhan Severse, Şeyma'nın mektubunun Afrin'deki askerlere moral kaynağı olduğunu vurgulayarak, Şeyma'nın mektubu Afrin'e gönderildikten sonra binbaşı bizi aradı. Mektubu okuduğunu ve Şeyma'ya ulaşmak istediğini söyledi. Böyle bir dönemde milli birlik duygusuyla yazılan bir mektup için öğrencimize teşekkür ediyorum dedi. Okulumuza kampanya başlatmışlardı. Atkı
göbeğe çorap almak istedim. Annemin yanına gittim. Anne, alalım mı dedim. Arkadaşlarım alıyor dedim. Annemle paramızın olmadığını, biz dahaki sefere alabiliriz dedi. Ben de tamam dedim. Üzüldüm. Mektup yazmaya karar verdim ve yazdım. Çocuğumuzun mektubu Afrin'e intikal ettikten sonra binbaşı Sedat Yaralı komutanımız bizi aradı. Böyle bir mektubu okudum ve çocuğa ulaşmak istediler. Biz de onu buluşturduk çocukla. Böyle bir dönemde vatanımız, milletimiz için, milli birlik için, milli duygular içerisinde yazılan bu mektup için öğrendiğime teşekkür ediyorum. Tam da ihtiyacımız olduğu bir dönemdeydi bu. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde satan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde satan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentin değişik semtlerinde uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda ED, MB, HK, IA ve DA isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler bu arada şüphelilerin adreslerine de eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonda satışa hazır bir miktar uyuşturucu maddeyle geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ümraniye'de bir binanın giriş katında aniden yangın çıktı. Duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan 17 kişi balkon ve pencerelerden merdiven aracılığıyla kurtarıldı. İstanbul'da yangın Ümraniye Esenevler Mahallesi Mücahit Sokağı'ndaki 5 katlı binanın giriş katında aniden yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bu sırada binaya dolan yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan 17 kişi balkon ve pencerelerden merdiven aracılığıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Şimdi Türk filmlerinden unutulmaz sahnelerle ekranlarınızdayız. O ne lan? Ulan bu Abbas. Lan çiçek, ne güzel yapmışsın minibüsü be. Helal olsun size kardeşim benim. Helal olsun. Maşallah değil mi? Maşallah, maşallah. Islatıyoruz değil mi? Tabii. Gel şöyle çıkar. Rahat rahat. Evet,
arkadaşlar. Minibüsümüzü almışız. Bundan sonra Ali Bey köy hattında çişek yapmasın da minibüsü çalışacak. Herkese benden çay. Ulan yavrum Abbas be. Herkese çay ver. Ben istemem. Peki. Şakir'e çay yok. Ne demek Şakir? Adını mı değiştirdin? Sen bana nasıl Şakir dersin lan kelek? Ne diyeyim? Mesela Mahmut mu diyeyim? Şakir. Şakir abi, dayı, ağa diyeceksin. O günler bitti, Şakir. Ne demek bitti? Bayağı bitti demek. İkimizin de minibüsü var. Kardeşinim artık Şakir. Vay anam benim. Kardeşim Abbas'a bak be. Ne çabuk bitirim oldum be anam. Helal Mustafa abi. Kim başlıyor? İyi geldi vallahi. O başlasın. Estağfurullah abi, sen büyüksün. Öyle öyle. Aşıksan vur söze, şoförsen başkasın. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Helal olsun. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Şoförün bahtı kara, mavinin gönlü yara. Gaz fren şanzıman halin duman. Sev beni, seveyim seni. Aşk bir otobüstür, binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. Bana hava atma. Havan kime yabancı? Kapılma rüzgarıma, sen de aldanırsın. Sollama beni, sollarım seni. Geçme beni, ezerim seni. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahat? Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. İstedim vermediler, sen şoförsün dediler. Tamam. Emeğimiz bilek zoru, Allah'ım sen bizi koru. Aşk bir sudur, iç iç kudur. Aşkı çekene Rolun. Derdi bilene sor. Ben... Aşk çekenin yol gidenin. Kabahat sende değil, Rolun. Seni sevende. Naber? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bugün ve yarın öğle saatlerine kadar yurtta yağış yok. Ancak yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı kaydedildi. Güneşli havaya aldanmayın. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojinin açıklamasında yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Trakya kesimi, Çanakkale, İstanbul'un Avrupa yakası ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yarın rüzgarın şiddetini arttırarak Marmara'nın doğusu ve iç Ege'de kuvvetli, Trakya kesimi ve kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Erzurum'da 54. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir günlük kiralanan at arabası ve eşek gezici kütüphane olarak hizmet verdi. Halkın ilgi gösterdiği nostaljik kütüphaneler sayesinde birçok kişi kitap okudu. At arabalı kütüphane, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Haftası nedeniyle Merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi Yakutiye Medresesi önünde kitap okuma etkinliği düzenlendi. Okuma etkinliğine katılanlara kitaplar gezici kütüphaneye çevrilen eşek ve at arabalarıyla dağıtıldı. Vatandaşlar 1940'lı yıllarda kullanılan eşekli ve at arabalı gezici kütüphanelere büyük ilgi gösterdi. Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kütüphane haftası etkinliğini nostaljiyle anlatmak istediklerini söyledi. Kütüphaneciliğin gelişimini, Cumhuriyet tarihindeki gelişimini burada
görsel olarak sergilemeye çalıştık. Hani 1943'te Mustafa amcamızı biliyorsunuz. Mustafa amcamız böyle köy köy gezerdi ve kütüphaneciliği bizzat insanlara ulaştırırdı. Kütüphaneye gelmeyen kişilerin ayağına giderek. Sonra Erzurum'da 1960'lı yıllarda atlı araba biliyorsunuz. Yani gezici kütüphaneyi atlı arabayla yapmaya başladık. Şimdi ise işte teknolojik gördüğünüz üzere köylerimize kadar giden güzel bir gezici kütüphanemiz var. Tokat'ın Erbaa ilçesinde Halk Kütüphanesi çocukları kitaplarla buluşturmak için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikteki ilçedeki esnafların dükkanlarına kitaplar saklandı ve yerlerini gösteren bir define haritası hazırlandı. Kitap Avcıları adı verilen etkinliğe öğrencilerden büyük ilgi gördü. Tokat'ın Erbaa İlçe Halk Kütüphanesi çocukları kitap okumaya teşvik etmek için Kitap Avcıları etkinliği düzenledi. İlçedeki esnafların destek verdiği etkinlik kapsamında afişler bastırılıp define haritaları hazırlandı. Hazırlanan afişler ve haritalar ilçedeki 26 okula gönderildi. Çocuklardan hazırlanan haritalarda işaretli noktalara giderek harita üzerindeki bilmeceyi çözmeleri ve kitabın saklı olduğu dükkanı bulmaları istendi. Etkinliği düzenleyen kütüphane görevlileri çocukların bu projeyi çok sevdiklerini dile getirdi. Burada asıl amaç çocukların kitaba ulaşmasını sağlayabilmek ve yarıdan çoğu çocuk kütüphanenin daha yerini bilmiyor. Bunu nasıl eğlenceli bir hale getirip çocukları çekebilirim diye düşündüm. Oyunla doğal olarak ve bilmeceyle çocuklar bunlardan çok hoşlandığını gördüm. Önce test ettim, sonra denedim ve oldu. Etkinliğe katılan çocuklara haritalarda işaretli dükkanlarda buldukları kitapların yanı sıra oyuncaklar da hediye edildi. Yaklaşık 6 asır önce Dulkadiroğulları tarafından Kayseri'de yaptırılan Hatuniye Medresesi 39 yıl önce babasıyla satın alan Mustafa Kemal Tatar restore ettirip eski ihtişamına kavuşturdukları ata miraslarına gözü gibi bakıyor. Ata mirasına gözü gibi bakıyor. Dulkadiroğulları tarafından yaklaşık 6 asır önce yaptırılan ve o dönem dini eğitim verilen medrese aradan geçen uzun yıllar sonra bir aileye geçti. Medrese alanların burayı han olarak kullanması ve içerisinde hayvanların bulunmasından rahatsız olan Mustafa Kemal Tatar ve babası Hacı Mustafa Tatar satılığa çıkarıldığını öğrendikleri ata mirasını satın aldı. Biz burada esnaftık. Burada demir satardık, inşaat malzemesi. Efendime söyleyeyim. Babam buranın satıldığını duyunca Gizali şuradan satın aldı. Yıllar sonra hanı restore ettirmenin ve ata mirasına sahip çıkmanın mutluluğunu yaşayan Mustafa Kemal Tatar şunları söyledi. 1979'da aldık. Epeyce de bir masraf ettik ama atalarımızdan kaldığı için bir yadigar. Hiç olmasa yaptırdık burayı yani. Şanlıurfa'da yaşayan müze olan Tarihi Barut Çuhan'ı kentin yetenekli kadınlarının mesleki becerilerini sergilediği mekan olarak hizmete açıldı. Tarihi Barut Çuhan'ı hayat buldu. Şanlıurfa'da yarım asrı aşkın küçük işletmelerin bulunduğu Barut Çuhan'ın 2 yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Aslına uygun yapılan restorasyonla adeta yaşayan müzeye dönüştürülen han, kentin yetenekli kadınlarının mesleki becerilerini sergilediği mekan olarak hizmete açıldı. Han, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazandığı, yeni ustaların yetişmeye başladığı, ziyaretçilerin uygulama yapabildiği, üretim atölyelerinin bulunduğu bir mekan haline geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tarihi hanı gün ışığına çıkardıklarını söyledi. Barut Çuhan'ı tamamıyla Büyükşehir Belediye'miz, Kulüp Şube Müdürlüğümüz tarafından gün ışığına çıkarıldı. Ve Kadın Aile Şube Müdürlüğümüzü kadınlarına teslim edildi. 8 kadın destek merkezinde
24 alanda ve 24 bin kursiyer tarafından yapılan çalışmalar 3 katlı tarihi Barış Hanım'la sergileniyor. Kadınların elini değdiği her halinden belli. Çok canlı hale geldi. Barışçı Hanı'nda gümüşçülük, bakırcılık, sedefkarlık, dokumacılık, ahşap oyma ve ağaç işleri, mozaik yapımı gibi birçok alandaki sanatlar kadınların elinde şekilleniyor. Osmanlı döneminde serçe, kumru, güvercin gibi kuşların soğuk kış günlerinde barınması için cami, medrese ve türbe gibi yapıların dış cephesine inşa edilen ve özgün mimarisiyle dikkat çeken kuş evlerinin seramikleri yapıldı. Osmanlı'nın kuş evleri yeniden yapılıyor. Bilecik'te Osmanlı döneminde kuşların soğuk kış günlerinde barınması için inşa edilen kuş evlerinin seramikleri yapıldı. Bilecik Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince yapılan ve İl Halk Kütüphanesi'nde sergilenen eserler ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor. Halk Eğitim Merkezi Kurs Eğitmeni Beyza Gülsoy yaptığı açıklamada eskiden Mimar Sinan'ın cami duvarlarına yaptığı kuş evlerinin mükemmel bir sanat eseri şeklinde yüzyıllardır mevcudiyetini koruduğunu hatırlattı. İşte yani bahçelerde kullanılabilecek işte ya da bir yerlere monte edilebilecek kuş evleri tasarladık. Öğrencilerimiz kuş evlerini şekillendirmeye başladılar. Sonra o kadar hoşlarına gitti ki ikinci kuş evleri projelerine başladılar. Şu an hala yapımı devam ediyor yani. Şu an elimizde 8-9 tane kuş evimiz var. Hepsi birebir elle şekillendirilip seramik çamurundan yapıldı. Pişirildi, boyanıp sırlandı. Şimdi İstanbul'un en güzel görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyoruz. Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Kaza Ereğli Adana Karayolu Hortum mevkiinde meydana geldi. Ahmet Domurcu kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ahmet Domurcuk olay yerinde hayatını kaybederken otomobildeki Mikail Yılmaz ile Ali Genç ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Domurcuk'un cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul Beyoğlu'nda bir kahveye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. İkisi çocuk, 6 kişi yaralandı. Olay Fetih Tepe Mahallesi Tepeüstü sokakta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre yüzleri maskeli iki kişi ya da kişiler tarafından kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri ve özel harekat timleri olay yerinde ve hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayın yaşandığı sokakta alınan güvenlik önleminin ardından olay yeri inceleme ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri çevrede bulunan vatandaşlardan bilgi alırken kahvehanenin çevresindeki güvenlik kameraları da incelendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kısa bir mola veriyoruz. Moladan sonra uzman konuklarımızla programımız devam edecek. Bir salyangozun dünyanın etrafında bir tur atma. Ben duruyorum hep kamyon. Günden kalanlar, günün getirdikleri, haftanın özeti. Gündemi belirleyen olaylar, en önemli haberler, hafta boyunca yaşanılanlar. Her cumartesi pazar haftanın notları gündeme ışık tutuyor. Sağlık alanında son gelişmeler, kişisel gelişim, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam yönetimi. Uzman görüşleri, gündemdeki konular ve merak edilenler. Az sonra haftanın notlarında. Haftanın Notları programı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yanımızda ilk konuğumuz ressam Türkan Taybara. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Seni görmek çok güzel. Sizi de görmek çok güzel. Sizin enerjinizi almak da çok güzel. Biz zaten arada hemen konuştuk. Enerji yüklemesi yaptı bana Türkan Hanım. Hem geldiniz hem de eserlerinizi getirdiniz. Ayrıca bunlar için de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Onları da gösterme fırsatı. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Duyduk biz de. Resim ilginiz ne zaman başladı? Nasıl, ilk serginiz ne zaman oldu? Hemen böyle hızlıca size sormak istiyorum. Yani yaklaşık 17 yıl önce resim yapmaya başladım. Gelecekte bir hobim olsun, emekliliğimde hobim olsun diye başladım. Başlayış o başlayış. Resimle kendimi buldum. Bütün muhalefetlere rağmen resim yapmaya devam ettim. Evet, ben yayın arasında sürekli soruyorum, nasıl yapıyorsunuz? İşte engel olanlar oluyor mu? İşte bir şeyler çıkıyor mu arada? Nasıl oluyor? Çünkü ben gerçekten çok beğeniyorum sizin eserlerinizi. Teşekkür ederim. Çünkü çok gerçek duruyor ve özellikle renkler, siz herhalde böyle bu tarz renklerle oynamayı çok seviyorsunuz. Ben renkleri çok seviyorum. Bir de bilemiyorum, bu insanın içinden gelen bir şey. Hani özel olarak işte dersim analarını yapmak, hani böyle bir konu seçeyim de bunun üzerine yoğunlaşayım diye bir şey düşünmeden
İşte köye gittiğimde bir annenin yüzündeki ifadelerde yaşanmışlıkları falan beni çok etkiledi. Böyle böyle devam etti. Bu konuyla ilgili birkaç resim sergim oldu. İlk sergimde yaklaşık 6-7 yıl önce ilk kişisel sergim Bindallı Galerisi'nde olmuştu. Daha sonra işte 5 tane kişisel sergim oldu. 5 tane serginiz oldu. Evet. Bir sürü eseriniz var. Peki siz kendinizi nasıl bir ressam olarak nitelendiriyorsunuz? Yani nasıl bir ressam olarak nitelendiriyorum? Ben daha yani böyle aslında ressamların bir tarzı oluyor mu? Herkesin belli bir tarzı oluyor mu? Tabii ki fırçasından, kullandığı renklerden, işlediği temadan herkes bilir. Yani şu şudur. İşte Dersim Analarını görünce bu Türkan'ın resmidir ya da halılarımı görünce Türkan'ın resmidir derler diye yani düşünüyorum. Artık böyle eserler hem renklerinden hem de yapılan tabii ki fırçanın dokunuşundan, ifadesinden kime ait olduğu anlaşılır. Böyle bir şey. Yani artık tüm ressamların bir tarzı oluşuyor. Kesinlikle. Ve tabii ki çok ilgili değilim diyeyim ya da bilmiyorum aslında ama bilenler siz, bu eserin sizin eseriniz olduğunu zaten anlıyor herhalde. Kesinlikle. Zaten o ayrımı yapabildiğin, kendini gösterebiliyorsan, birisi eserini gördüğünde bu Türkan'a aittir diye düşünüyorlarsa artık bir tarzınız oldu demektir. Oluşmuştur yani. Evet. Kabul görmüştür diyeyim. Ben şimdi böyle çok dikkatli bakıyorum tabii. Biraz önce de şey dedim. Bizim evde de bir halı var aynı buna benziyor. Evet. İlmekleri bile aynı diye. Ne kadar sürüyor bir eseri ortaya çıkarmak? Siz bu eseri yaptığınız zaman mesela bu halıdan bahsedersek ne kadar sürüyor? Ne yani kadar vaktiniz yaklaşık alıyor? İki ay sürüyor. Çünkü yağlı boya resim yapmak işte üzerine tekrar tekrar çalışmak gerektiren bir şey. Ya da benim tarzım bu. Hani bir günde bir kere de yapılan resimler de var ama ben kat kat yapıyorum. O dokuyu hissedilsin diye. İlmek ilmek yani o halıdaki bütün ilmekleri tek tek yapıyorum falan. Ne hissediyorsunuz peki onları muhteşem yaparken? Muhteşem bir şey. O resme girmek hani bir noktadan sonra işte ilk önce başlıyorsun resme hadi başlayayım diyorsun. Başladıktan sonra o hani o şu halıda da o kadar çok yaşanmışlık ve duygu var ya da bana öyle geliyor. Hı hı. Şu odanın içi ya da buradaki Dersim Anası'ndaki yaşanmışlık, renkler, köy, her şey çok yoğun duygular benim için. Peki bu kadar gerçekçi olması bu ressamın başarısıyla alakalı mı? Şimdi hani gerçekçi soyut ressamlar da var. Hani bu hani o da bir başarı. Bu da hani bilmiyorum. Benim için bir eserin karşıdaki izleyiciye duygu vermesi önemli. Eğer o duyguyu alabiliyorsanız siz ben yaşadığım duygularla yaptığım duyguları size hissettirebiliyorsam bu biraz başarıdır diye düşünüyorum. Ben resim yapmanın, şarkı söylemenin, şarkıcılık yapmanın, şarkı söylemenin, resim yapmanın bunların hepsinin bir özel yetenek olduğunu düşünüyorum. Ve bunların bence doğuştan gelen bir özel yetenek olduğunu düşünüyorum. Resim yapmak da öyle mi? Özel bir yetenek mi? Yani kesinlikle genetik bir kodlama olması gerekiyor. Mutlaka vardır da. Ama teknik de çok önemli. Hani insan içinde bir genetik kodlama vardır, yapmak istiyordur, gün yüzüne çıkmamıştır. Ben annemin de çok sanatçı bir kadın olduğunu düşünüyorum. Ama gün yüzüne çıkmamıştır. Aslında hani, içimizde böyle gün yüzüne çıkmamış özelliklerimiz olabilir değil mi? Vardır. Ben kendim için hani bunu çok yaşayan birisiyim. Hani benim ressam olma olasılığım yani 35'imden önce yani 30'undan önce sıfırdı herhalde ressam. Ne yapıyordunuz peki 35 yaşınızdan önce de ressam olmaya karar verdiniz? Ben laboratuvar teknisyeniydim. Bir kamu kuruluşunda laboratuvar teknisyenliği yapıyordum. Zaten çocukluğumda da bilim insanı olmak istiyordum. Bir çeşit deneyler, laboratuvar falan fena değil. Orada biraz yakaladım. Ama zaten sanatla bilim birbiriyle çok örtüşen bir şeydir. Hani sanat olmasa bilim ilerlemez. Bilim olmasaydı sanat bir noktada kalırdı. İşte yontma taş devrinde kalırdık eğer bilim olmasaydı. İşte böyle bir şey. Aslında size resim yapmıyor olsaydınız ne yapmak isterdiniz, neyi seçerdiniz diyecektim. Ama zaten siz başka bir iş yaparken onu bıraktıktan sonra resim yapmaya başlamışsınız. Evet. Ama resim karar verdiniz? Yani siz başka bir işiniz varken bir anda ben resim yapacağım deyip mi çıktı? Nasıl özel yetenek nasıl ortaya çıktı? Ben çocuk bile çizemeyen biriydim. Resim nasıl girdi hayatıma? Ben ama hep öyle renkleri severdim. Takılar, incikler, boncuklar, yemek, masa kurmak,
sofra düzenlemek, işte ev dekorasyonu falan, yani hep renklerle ilgiliydim zaten. Bir arkadaşım resim yapmalısın dedi. Bir de kendim de düşündüm, işte ileride emekli olunca boş bir insanın mutlaka bir hobisi olması gerektiğini düşünüyordum zaten. Geleceğe de yatırım olsun, yaşlılık günlerime yatırım olsun diye resme başladım. Peki bunu bir kursa giderek mi başlıyorsunuz? Yani birkaç kursa gittim. Hani kısa süreli. Çünkü frekanslarımız tutmadı eğitmenlerle. Birisi ilk gittiğim kurs soyut çalışan bir hanımefendiydi. Onunla hiç örtüşmedik ama ben renkleri öğrendim. İşte şövalye nedir, işte tuval nedir, bir temel bilgileri öğrenmiş oldunuz. Evet, renkleri öğrendim. Hep kendim çalıştım, araştırdım, kitaplar aldım. Büyük ressamların kitaplarını aldım, onlara baktım, resimlerine baktım, nasıl yapmışlar. Onları reprodüksiyon resimler çalıştım sürekli. Sürekli çalıştım, hiç bırakmadım. Hani 30 yaşında başladım, bu yaşıma kadar hiç bırakmadan resim yaptım. Ben keşfettim, yani o resim yapmayı da keşfettim. O da ayrı bir has. Hani mısır tanelerini yaparken, evet, hani nasıl, bunun bir mutlaka tekniği vardır ama bir kolay yolu vardır ama onu bilemiyorsun. Onu işte 4 ay sürdü ben mısır tanelerini, o boyutu vermek. O tanelere bir boyut verdikten sonra iş bitti. Ben bunu neden bu kadar ayrıntılı soruyorum? Çünkü ben de bir özel yeteneğim olduğuna inanıyorum ama onu nasıl çıkaracağımı düşünüyorum. Sizin gibi mesela ben de öyle, işte sofra süslemeyi severim. İşte böyle ıncık mıncık şeylerle uğraşmayı çok severim. Demek ki yani böyle bir renklerle alakanız varsa, bir böyle daha sanatsal şeylerle alakanız, yani güzelleştirmek üzerine bir şeylerle alakanız varsa bir şeyler çıkabiliyor. Kesinlikle. Demek ki. Kesinlikle, yani bir insan bir konuda başarılı, bu konuda da başarısız diye bir şey yoktur diye düşünüyorum. Yani sonuçta sanatsa hayatımızın her yerinde sanat var. İşte koltuğun dizaynından da sanat var. İşte sanatla bilim buluşmuş, bir sürü şeyler oluşmuş. Tabağı seçerken de bir zevkine göre, hayaline göre bir tabak seçiyorsun. Yani hayatın her yerinde, bir de insanın içinde mutlaka o gün yüzünü çıkar. Hani benim bir arkadaşım da var. Bir gün geliyor, örgü buldum diyor, örgü. Buldum ben örgüyü seviyorum. Terapi gibi, muhteşem diyor. Ertesi gün geliyor, işte kitap okuyor zaten. Çok okuyan birisi. Yok ben kitap okuyacağım. Ya da işte meditasyon falan filan. Bir arayış içerisinde hala. İşte yaklaşık 50 yaşlarında bulacaktır. Demek hani ben şanslıyım. Kendimi siz erken buldum. Yaşta bulmuşsunuz. Buldum, evet. Ve ne istediğinizi gerçekten bulmuşsunuz aslında. Neyi yani sevdiğinizi. Yani resim de beni bulmuş olabilir. Bilemiyorum yani, ben bu buluşmadan dolayı çok mutluyum. Hayatımda kendim için yaptığım en güzel şeylerden biridir resim yapmak. Tabii ki çocuklarım ve ailem her şeyden önemli. Ama onun haricinde resim yapmak, beni ben yapan, kendi duygularım, işte ben genellikle siyah giyinen bir insanım. Ama resimlerim çok renklidir. Hep renkli. Evlerim, evet. Evim çok renklidir. O benim bilinçaltımda ya da ruhumu hani gerçek Türkan'ı aslında içinizi onlar yansıtıyor. Onlar yansıtıyor. Dediğim gibi böyle bir özel yeteneğimizi çıkartmak için arayışta olmamız gerekiyor. Siz ne güzel bulmuşsunuz. Aslında evet, yani ilerisi için bir hobi edinmek için ya da işte siz emekliliğinizde ben sıkılmamak için böyle bir sonra arayışa istifa girdim. Ettim, beklemedim emekliliği. Ben bunu istiyorum dediniz ve evet, istifa ettiniz. Biraz önce yayın arasında da size söyledim. Bir geçenlerde bir sergiye girdim ve oradaki resimleri görünce şey dedim. Ya ben de resim yapabilirim herhalde dedim. Hiç bilmediğim halde. Yani peki siz şu anda resim, Türkiye'de böyle gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz resim konusunda ve ressamlar konusunda? Yani değer buluyor mu? İnsanlar çok emek harcıyorlar. Hani resimle geçinen insanlar var. Çok emek harcıyorlar. Çok değer bulunduğunu, toplumun çok bunu algılayabildiğini çok düşünmüyorum. Ama çok ilgilenen var. Resimle, diğer güzel sanatlarla ilgili bir sürü branşla ilgilenen. Kendi çevremde de bir sürü insan var. Yani bu insan içinde olduktan sonra mutlaka gün yüzüne çıkacaktır. Hani bizim toplumumuzda
İşte biz perdeye dünya kadar para veririz, halıya dünya kadar para veririz, 3-5 yılda bir koltukları yenileriz. Ama bir sanat eserini alıp evimizin bir köşesine asmak, o kültür bizde daha yerleşmedi yok. Galiba. Halbuki daha hani şimdi işte ev kuruyorsun, sonra çocuğu annemden kalan bir iki objeyi evimin bir köşesine koymak istiyorsun. Çünkü geçmişini sana hatırlatan objeler. Ben mesela şimdi yeni eve taşındım. Taşındığım evde kendi eski eşyalarımın bir kısmını götürdüm. Çünkü çok yabancı hissettim o eve karşı kendimi. Kendime ait, geçmişime ait o objelerimle birlikte ev benim evim oldu. Evet. Şimdi bu resimlere bakarak büyüyen çocuk gelecekte kendi yuvasını kurduğunda annesi bu yüzyıllarca, 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl bizde kalabilecek bir şey. Sizin torunlarınızın torunlarına kalabilecek bir eser. Bundan daha güzel hani anıları hatırlatan bir obje olamaz. Mutlaka öyle dediğiniz gibi ama bizde pek o kültür yok herhalde. Evet, eşyalarımızı değiştiriyoruz, yenisini alıyoruz, onlara çok para harcıyoruz. İşte koltuklara, ıvırlara, zıvırlara çok para harcayabiliyoruz ama bir eser alıp onu çocuğumuza ya da işte başkalarına bırakmak pek bize göre değil herhalde. Evet, ben şimdi annemden kalan bir eski radyo var. Abimin doğumuyla birlikte alınmış bir radyo var. İşte bir çanağımız var. Bunlar evimde. Öbür türlü dünya kadar perde değişti. Evet. Onlar her zaman değişiyor zaten evet. Ama o kalanlar... Hani onlar bana kalmadılar ya da kardeşlerime kalmadılar. Şimdi siz bunu söyleyince aslında ben utandım. Çünkü benim annem de böyle eski şeyleri biriktirmeyi sever ama işte çanak, çömlek o tarz şeyleri seviyor. İlgisi herhalde onlara. Ben de onları her gördüğüm zaman bu eski püskü şeyleri evden at. Bu eski püskü şeyleri evden at diyorum. Galiba o kültür daha hiçbirimizde yerleşmedi. Şimdi siz bunu söylediğiniz zaman ben utanıyorum. Diyor ki ben onları seviyorum Bilge. Hani ama bana yani bana bir şey ifade etmiyor. Çünkü eski geliyor bunlar bana. Halbuki bir yaşanmışlık var. Bir hayat hikayesi var demek kesinlikle. Ki onlarda. Ben de şimdi ev taşıdığımda arkadaşlarım yardıma geldiler. Bunu at, bunu at, bunu at falan diyorlar. Ya sakın atma onun anısı var. Sakın atma onun anısı var falan. Yani ama işte onun anısı var, bunun anısı var dediğimiz hani abartmamak da çok, lazım evet, tabii ki de. Çok hani, dolu yer yani. Yani. Abartmamak lazım ama yine de anılar güzeldir. Evet. Bizim evimizde mutfakta yukarıda böyle bir raf var ve 3 boy raf ve oranın hepsi böyle çalak çömlekle dolu. Ve ben o kadar sıkılıyorum ki onları gördükçe. Ben annenizle bunları... tanışmak istiyorum. bunları at diyorum. En sonunda dedim ki kedim oraya öğreteceğim çıkmayı oradan o atsın onları. Çünkü annem onları öyle müze gibi oraya koyuyor ve seviyor. Aslında evet yani yaşanmışlarla. Aslında anneniz de bence son derece zevkli bir bayan ve o siz şu an kabul etmeseniz de ondan da geçen size bir şeyler var. Siz bir süre yaşadıktan sonra kendi evinizi kurduğunuzda çocuğunuz olduktan sonra hep böyle bir şeyler bırakma isteği olacaktır. Evet belki de. Yani en kötü ihtimal ben resme başladığımda çocuğuma hatıra kalır diye düşündüm. İlk öyle evet. Düşünmüşsünüz. Yani evet, çocuğuma benden bir hatıra önce. Kalır diye düşündüm. Yani siz de bu zamanla anneniz gibi olacaksınız. Sizce sanatın insanın üzerindeki gücü nedir? Yani siz sanat yapmaya başladıktan sonra profesyonel iş hayatınızı bırakıp sanat yapmaya başladıktan sonra ne değişti hayatınızda? Yani ya da bakış açınızda bir değişiklik oldu mu hayata bakış açınızda? Sanat muhteşem bir şey. Yani zaten hayatın insanın içinde var olan, herkesin içinde var olan hayal gücüdür, düşünme gücüdür. Onu bir şekilde araç gereçlerle yansıtma şekline de sanat deniyor. Ama herkesin içinde bir hayal kuruyorsanız, bir şeyler düşünüyorsanız mutlaka ki herkeste vardır bu. Ne değişti hayatımda sanat? Yani bir defa insanlara bakış açım değişti, doğaya bakışım değişti. Hani ağaca ağaç diye bakıp geçmiyorum. Ağacın o yapraklarının, renklerinin, tonlarının çeşitliliğini görüyorum. Doğaya baktığımda işte dağ, tepe, deniz falan görmüyorum. Denizin içindeki renkleri görüyorum. Evet. Buluttaki renkleri görüyorum. Muhteşem bir şey yani. Şimdi biz çünkü baktığımız zaman biz hani çok yoğun bir gün iş hayatında çok yoğun gün geçiriyorsunuz. Trafik vesaire vesaire bir çiçek ya da bir başka bir şey. Bir güzellik, doğa güzelliği ya da güzel bir şey gördüğümüz zaman aslında çok anlayamıyoruz. Çok anlamlı bakamıyoruz. Çünkü o an başka bir şey düşünüyor olabilirsin. Toplantıyı düşünüyor olabilirsiniz. Ama siz çok farklı bir gözle bakıyorsunuz. Kesinlikle.
kesinlikle. Yani ben ele bakarken eldeki damarlara bakıyorum, koldaki renklere bakıyorum, tonlara bakıyorum, gölgenin düşüşüne bakıyorum falan. Hani bir defa hayata bakışın değişiyor. Onun haricinde sanatla uğraşmak, işte hayal gücün, bir şekilde hayalperest oluyorsunuz. Hayallerle yaşıyorsunuz. Dolayısıyla böyle fevri hareketleriniz olmuyor. Daha dingin, daha durgun bir hayatınız oluyor. Daha ayrıcalıklı ve özel insanlardır bence sanatçılar. Yani kesinlikle çok özel insanlar olduğunu, özel yetenek olan insanların özel insanlar olduğuna inanıyorum. Siz buraya eşinizle geldiniz. Ben mutlaka bunu öğrenmek istedim. Şimdi siz, eşinizin normal rutin giden bir iş hayatı var ve işte gündüz işe gidiyor, akşam geliyor ve erkekler daha böyle işten gelirler, yoğun olurlar, stresli olurlar. Ama evde çok rahat, böyle relax, resim yapan bir bayan var. Onun tepkisi ne oluyor size? Yeter artık, biraz da benimle ilgilen. Genellikle tepkisi bu oluyor. Ben o gelince bırakıyorum, biraz ilgileniyorum falan. Sonra nasıl çalışma odasına kaytarırım diye düşünmeye başlıyorum falan. Sonra çaktırmadan çay içer misin, onu yapar mısın? Tamam, ben yavaş yavaş. Nereye gidiyorsun diyor. Ya sanki sanki dışarı çıkıyormuşum, aldatıyormuşum gibi resimle. Azıcık resimler, boyalar kurumadan azıcık bir işim var. Orhan resme çok girmiştim falan. Öyle bazen Orhan geldiğinde de yapıyorum. Bazen de daha çok işte. Peki çocuklarınız var. Nasıl, onların tepkisi nasıl? Sizin sanat hayatınıza ya da sanata bakışınıza? Onlar hayatlarından memnunlar. Annelerinin gittiği yoldan memnunlar. Çünkü onlar da çok daha bilinçli değiller. Zaman içerisinde hani şöyle bir 30'larını geçtikten sonra anlayacaklar. Daha çok değer bilecekler işte resimlerin. Onlara da soruyorum, fikirlerini alıyorum. Gelin bakalım işte ikinci bir göz sizce nasıl oldu? Sizce o duygu alın vermiş miyim falan diye. Öyle yani, ailenin içine de ister istemez sanat girdi. Peki resim yapma serüveni nasıl başlıyor? Mesela bu halıdan örnek verirsek, siz kafanızda canlandırdığınız bir şey mi resim yapıyorsunuz? Yoksa bir yere bakarak ya da bir şeyden esinlenerek mi yapıyorsunuz? Şimdi bir yere bakarak hani ilk önce kafamda hani her baktığım şey benim için anlamlı değil. Bana anlam verecek şeyleri resmediyorum. Hani bu resmi yaparken bunu daha bir yere bakarak değil, kendi kafamdan bu halı fotoğrafı var. Daha doğrusu bu halıyı pazarda çektim. Pazar tezgahında renkler, eski halıları satan bir tezgah vardı. Halıyı çektim, fotoğrafını, onu nasıl renklendirebilirim falan diye kafamdan böyle bir kurgu yapıp böyle bir resim çalıştım. Halı bana niye, bu halıyı niye çalışmak istedim? Çünkü çok nostaljik bir halı. Hı hı. Geçmişimizde olan bir halı. İşte geçmişimi konuşturuyorum sanırım resimlerle. Herhalde içinizdeki böyle geçmişte kalan, geçmişte görmek istediğiniz şeyleri canlandırıyorsunuz. Evet, biraz daha nostaljik bir kadınım sanırım. Dersim analarını çalışma sebebim, bir defa ben kadınım. Kadın duygu, hani kadının ruh halini en iyi bilirim. Hani bir erkeği evet babamdan bilirim, babamın duygu durumunu işte bildiğim için ya da eşimin, çocuğumun, biraz daha erkeği anlatabilirim ama daha çok kadın ruhunu anlarım. Burada da kadınların gözleri, yüzündeki ifade, kırışıklıklar, elin duruşu, kılık kıyafeti, her şey o kadar çok hayatı anlatıyor, o kadının yaşamını anlatıyor. Hani şu resme bakıp insan roman yazar. Evet. Yani biz burada gerçekten şey yapabiliyoruz, hani sizin ne hissettiğinizi, ne hissederek onu yaptığınızı ve o resmin gerçekçiliğinde de o kadının ne hissettiğini de gerçekten bize verebiliyor. Galiba sanat eseri böyle bir şey. Ne, bize ne hissettirdiği mi önemli eserlerin? Yani sanat eseri nedir hani bilemiyorum. O çok hani belli bir, hani sanat şudur, sanat eseri şudur diye. Hani hangisi para yapar, hangisi para yapmaz'a göre mi değerlendiriliyor? Onu bilemiyorum ama bence sanat karşısındaki kişiye de duygu veriyorsa, hissettiriyor evet, bir şeyden. Hani izlediğimiz bir film bize duygu veriyorsa ya da bir müzik duygu veriyorsa, bizim için o iyi bir sanattır.
sizin de eserleriniz gerçekten ben çok beğeniyorum dedim ya. Hani bir galeriye girdim ve oradan hemen aklıma geldi, sizi aramak geldi. Oradaki eserleri görünce. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için, konuk olduğunuz ben için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, Nisan ayı Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada otizm farkındalık ayı olarak değerlendiriliyor. 2 Nisan otizm farkındalık günü. Biz de şimdi o görüntülerimizi izliyoruz. Ben otizm olan bir çocuğum. Otistik değilim. Siz düşünceleri, duyguları, yetenekleri olan bir birey misiniz? Yoksa sadece şişman, gözlüklü ya da sakar bir kişi mi? Lütfen beni koşulsuzca sevin. Keşke şöyle olsaydı, keşke bunu yapabilseydi türünde düşünceleri kafanızdan uzaklaştırın. Siz ailenizin tüm beklentilerini karşılayabildiniz mi? Otizm benim seçimim değil. Unutmayın, bu durumu ben yaşıyorum, siz değil. Sizin desteğiniz olmadan başarılı ve bağımsız bir hayat sürmem uzak bir ihtimal. Söz veriyorum, ben buna değerim. Thank you.
Peki neden? Bu bakışların sebebi ne? Ürkmeniz mi? Onları kabullenmeyişiniz mi? Peki hiç o ailenin yerine koydunuz mu kendinizi? Koyduysanız ve bu bakışları alıyor olsaydınız, tepkiniz ne olurdu? Sizi düşünen Bankart Combo'dan 100 TL Combo Lira hoş geldin kampanyası. Bankart Combo'nuzda yapacağınız harcamaların toplamı 500 TL'ye her ulaştığında anında 25 TL Combo Lira, 2000 TL'ye ulaştığında ise toplam 100 TL Combo Lira hediye. Bankart Mobil ve Bankart.com.tr aracılığıyla ya da kazan yazıp 4757'ye SMS göndererek kampanyaya katılabilirsiniz. Sizi düşünen Bankart Combo'nun kazandıran dünyasına sizi de bekleriz. Bankart Combo, seni düşünür o. Tasarımı doğal, sağlıklı ve çekici bir gülümseme için diş hekimliğinin ve sanatın birleştirilerek estetik ve fonksiyon gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde size en ideal gülüşün tasarlanması için yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Modern diş hekimliğinin gelişmesiyle kullanılan yeni teknik ve materyaller sayesinde hastaların birçok estetik beklentileri karşılanmaktadır. Bugün estetik diş hekimliğinin bize sunduğu bu tedavi yöntemleriyle sayısız hasta daha güzel dişlere kolayca kavuşmaktadır. Diş hekimi Aslı Ercanlı güzel gülmenin sırlarını anlatacak. Sayın seyirciler, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Yanımızda diş hekimi Aslı Ercanlı var. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. İyi yayınlar diliyorum şimdiden. Biz de geldiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Bugün hem gülüş tasarımından bahsedeceksiniz. Evet. Ben çok seviyorum gülüş tasarımını. Çünkü ben çok gülmeyi çok seviyorum. Bakalım benim gülüşüm de. Çok güzel dişlerim, çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Ben pek diş hekimine de gitmeyi sevmeyen bir insanım. Çünkü korkuyorum. Gülmeyi genelde çok seviyorum ama acaba bakalım gülüş tasarımım doğru muymuş? Bir de implanttan bahsedeceğiz. İmplantlardan da çok korkuyorum. Çok soru geliyor implantla ilgili. Evet. Çok merak edilen var. Bunları birazcık aydınlatmak istiyorum açıkçası. İmplantlar benim korktuğum gibi gerçekten korkulması gereken bir tedavi mi? Yani klasik bir cevap, hani kesinlikle değil. Ve bunun altı tamamen doldurularak kesinlikle değil yani gerçekten. Diş çektirmek bile daha sıkıntılı olabiliyor. Bazen 20 yaş dişini çektirmek daha sıkıntılı olabiliyor. Aslı Hanım, benim çok fazla diş hekimi arkadaşım var, dostum var, yakınlarım var. Çok fazla implant yapan tanıdıklarım da var. Ve bana diyorlar ki gerçekten en son geçen hafta teyzem dedi. Bilgi acımıyor çünkü ben kaç tane yaptırdım. Evet. Görüyorsun diyor. Hayır, inanmıyorum diyorum. Peki diyor, niye inanmıyorsun? Ben sana yalan söyleyecek değilim ya da ben seni kandırmak için söylemiyorum. Yaptırdım ve acımıyor diyor. Hayır, inanmıyorum diyorum. Çünkü ben acımayacağına inanmıyorum diş hekimliğinde hiçbir şey. Neden acaba? Demek ki acılı tecrübelerim çok oldu. Evet, yani bu tabii ki bu senin için çok yanlış bir tecrübe olmuş olabilir. Birçok insanda da bu var ve bu kulaktan kulağa söylene söylene diş doktorunda canınız yanar diye bir böyle parantez içinde bir cümle var. Bilinçaltımıza yerleşmiş ve herkes acıdan korkuyor. Haklısınız yani, çünkü şöyle, yani düşünsene, gözünün önünde ağzın yakın ya, yani sanki dişlerine bir şey yapıldı
yapıldığında canın çok yanacakmış gibi. Ama o kadar güzel anestezi teknikleri var ki buna hakimseniz hekim olarak. Ama aslında lafınızı kesin özür dilerim. Acımadığını da biliyorum. Geçenlerde yine bir dişime bir dolgu yaptırdım. Acımadı. Ama ben yine de acıyacağını iddia ediyorum. O işte senin bilinçaltındaki bir kodlanma aslında. Ama 3-4 tane böyle acısız tecrübe yaşandığında bu tamamen kalkıyor. Ben hastalarımdan tedavilerin bitiminde düşüncelerini bizimle paylaşmaları için bir defterimiz var bizim muayenehanemizde. Çok önemsiyorum bu defteri. Onların fikirlerini öğrenmek, bilmek istiyorum. Gerçekten samimi duygularını. Bunu zaman zaman Instagram sayfamda, Facebook sayfamda ve web sitemizde yayınlıyoruz. Gerçekten implant sonrasında hastanın bir tanesi şunu yazmıştı. Yıllarca erteledim korkularımdan dolayı. O kadar boşmuş ki bunu implant operasyonu yaptırdıktan sonra anladım. Keşke hiç bu kadar beklemeseydim yazmış. Gerçekten ağrısız bir işlem. İşte sonrasında da hastalarla konuşuyoruz. Ertesi gün ararım ben muhakkak. Zaten şu var, yani operasyon sırasında ağrımıyor da hani sonrasında ağrır mı deniyor. Hayır, sonrasında da ağrımaz. Çünkü çok atravmatik. Yani travma yapılmadan uygulanan bir yöntem bu. Travma yaptığınız zaman ağrı acı oluşturursunuz. Yani kemikte vesairede bir travma meydana getirirseniz sonrasında ödem vesaire oluşur ve ağrı oluşur. Ama implant cerrahisi çok atravmatik olması gereken bir cerrahi. Çok yumuşak, çok yavaş. Hastayla konuşa konuşa yaptığımız bir işlem açıkçası. Zaten şimdi yeni teknikler bundan bahsedeceğiz. Navigasyonlu implant çok daha kolaylaştırdı işimizi açıkçası. Biraz o konuya girelim mi? Evet, mutlaka girelim. Çünkü artık implantın ne olduğunu biraz biliyoruz. Sizin gibi değerli hekimlerimiz çok canlı anlatılıyor. Ama değişiklikler neler? Şöyle, şimdi implant herkes biliyor ama bir özet geçelim. Yapay bir diş kökü. Titanyum malzemeden yapılmış. Şurada bir maketimiz var. Burada böyle görülebilir. Kamera bunu görebiliyorsa. Bu makette implantı görebiliyoruz. Dişsiz bölgeye operasyonla yerleştirilen bir vida bu. Bu vida çakılmıyor. Herkes çakmak mı acaba? Böyle tak 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 çekiçle çakıyor musunuz deniyor. Hayır. Bu çok yavaş dönen bir ince uçlu bir matkabın kemikte bir hol açması, bir yuva açması sonucunda buraya dönerek yerleşiyor. Yani incecik bir şekilde vidalanıyor. Bunun yerleşmesi için bize yeterli bir kemik kalınlığı ve yüksekliği gerekli. Çünkü minimum, orada tutunabilmesi için beslenebilmesi için, kemikte beslenebilmesi için bir mesafeye ihtiyacımız var. Röntgen çekerek biz daha önce teşhislerimizi koyuyorduk. Röntgenlerde sadece kemiğin dikey boyutunu görebiliyoruz. Kalınlığını tahmin ediyorduk ağızdaki mesafelere göre. Şimdi yeni tekniklerde hastadan bir tomografi istiyoruz. Tomografi biliyorsunuz kesit alan bir teşhis yöntemi. Kemiği kesitlendiriyor ve bir özel bilgisayar programı implantımızın çapına ve boyuna göre sanal ortamda taradığı o kemik üzerinde implantı yerleştiriyor. Bu bize ne sağlıyor? Bizim daha önceden riskli bulduğumuz, implant yapamayız dediğimiz ince, kemiği az olan bölgelerde navigasyonlu implant dediğimiz bu teknikle program yerleştirdiği için insan hatasına veya göz hatasına veya tahminlere yer bırakmadan implantı güvenli yerleştirebiliyoruz. Böylece implant yapabildiğimiz alanlar çoğaldı. İkincisi, kapalı implant yapabiliriz bu yöntemle. Yani hiç açmadan dikişsiz implant yapabiliriz. Bu da şeker hastalıklarında, enfeksiyon hastalıklarında. Özellikle o soruluyor değil mi? Şeker hastalarına implant yapılıp yapılamayacağı zaten hep böyle bir soru işaretiydi. Şeker hastalarında, şekeri kontrol altında ise, yani çok inip çıkmıyorsa, sürekli bir yükselip bir alçalmıyorsa, kontrol altında regüle bir şeker durumu var ise biz yapıyoruz. Yara iyileşmesini geciktirmemesi burada esas. Çünkü şeker hastalığının yüksek olduğu veyahut da düzensiz seyrettiği durumlarda yara iyileşmesinde gecikmeler veya kapanmamalar. Zaten implant o yüzden yapılamıyor diyor. O yüzden implant riskli bulunuyordu bu hastalarda. Ancak şimdi kapalı bir yöntemle, navigasyonlu implantla hiç dikiş yapmadan implantı çok rahatlıkla yerleştirebiliriz. Kalp hastaları, enfeksiyonu açık hastalıklarda bunu daha rahat uygulayabiliriz. Yani navigasyonlu implantta artık bu daha kolaylaştı. Daha kolaylaştı. Bu tarz hastalarda da yapılması daha da kolaylaştı. Hekimlik açısından da şöyle bir faydası var. Şöyle düşünün, yani bir tüneldesiniz, implant yapacaksınız ama tünelin ucu karanlık,
ilerledikçe görüyorsunuz normal implantta, klasikte. Ama bu navigasyonda tünel aydınlatılıyor. Siz sonuna kadar görüyorsunuz ve o şekilde yapıyorsunuz. Ona göre daha bilinçli yapıyorsunuz aslında. Evet, ve onun rahatlığı ve isabetli implantlar ve implantlardaki başarı oranı yükselmiş oluyor tabii ki bu şekilde. Peki bir implantın yapılması ne kadar süre alıyor? Bir tek implantın başlanıp bitirilmesi aşağı yukarı 15-20 dakika sürer sadece. Yani hiç aslında böyle benim korktuğum gibi hiç korkulacak değil. Bir süreler, korkulacak acılar değil. İnanın ki bu korkuyla dişsizliğinizi devam ettirirseniz size daha fazla zararı var. Nedir mesela? Yandaki dişler boşluğa doğru yatıyorlar. Ve o yıkılmalar sonucunda o dişlerin kökünde sıkıntılar meydana geliyor. Ben dişlerimin, benim çok uzun süredir bir implant yeri bekliyor da implant olmayı ama ben korktuğum için yaptıramıyorum. Ama son dönemde... O zaman sana ben yapayım. Son dönemde, evet de demedim yalnız. Fark ettim. Son dönemde dişlerimin böyle aralarının açılmaya başladığını hissettim. İşte acaba şöyle oluyor bundan Bilgeciğim. Kaynaklı mı yani oluyor? Şunu düşün, burada hiçbir şey olmadığını düşünelim. Boşluk var. Bu dişler bu tarafa doğru, bu diş bu tarafa doğru. Üstteki geldi. Kapanış veren diş ya da alttaki kapanış veren diş aşağıdaki boşluğa doğru ya da yukarıdaki boşluğa doğru sürme yapıyor ve orada ciddi yamulmalar, eğrilmeler meydana geliyor. Bu tarafa doğru yatınca bunun yanındaki de açılıyor, yanındaki de açılıyor tabii ki. Temizlenemeyen alanlar meydana geliyor. Gıda artığının daha çok biriktiği alanlar meydana geliyor ve dolayısıyla çürük eğilimi artıyor. Hem çiğneme fonksiyonu bozuluyor. Tek bir dişsizlik diye düşünme. Çoklu dişsizlik de oluyor. Öyle değil mi? Yani arka bölgelerde azı dişleri yok mesela. Çok var bu şekilde. Çiğneme fonksiyonu aksadığı zaman gıdaları tam olarak çiğneyip öğütemediğin için kilo problemi, sindirim sistemi problemi. Bunlar hepsi yani. Çünkü biz hastalardan çok duyuyoruz. Yani inanın ki çiğnemiyorum. Yani çeviriyorum. Ön dişlerime şöyle bir şeyler yapıyorum, yutuyorum. Bu güzel bir şey değil. Mutlaka sıkıntı yaratıyor sonrasında. Evet. Yani. Tabii implantta da şöyle bir şey. Muhakkak iyi bir teşhis ve iyi bir planlama şart. Yani her yere implant yapacağız diye de yani bazen implantsız tedavilere de geçmek zorunda kalabiliriz. Yahut da hastanın o bölgesindeki kemik yetersizse bir başka yerden kemik, yani vücudunun bir başka yerinden kemik ekleyebiliriz. Bunlar bize navigasyonlu implant sonucunda çok rahat yol açıyorlar. Peki navigasyonlu implant sayesinde artık daha çok kişiye mi yapılabiliyor? Yani kimlere tabii. yapılabiliyor bu implant? İmplant tabii yetişkin olmuş, yani 18 yaşından büyük, hamile olmasın tercihimiz. Hamilelik sırasında böyle bir şeye girmemek lazım. Kemoterapi gören hastalarda kemoterapi bitmeden uygulamamak gerekir. Onun haricinde ateşli bir enfeksiyon hastalığı veya akut bir rahatsızlık geçiriyorsa onların bertaraf edilmesinden sonra stabil bir vücut kondisyonunda herkese uygulanabilir. Yaş sınırı yoktur. İleri yaşlarda da yapılabilir. Ama mümkün olduğu kadar kemik orada çok erimeden erken yapıp orayı kurtarmak her zaman gerekiyor. Mantıklıdır. Yani navigasyonlu implantlarla aslında daha diş hekimlerinin de işi biraz daha kolaylaşmış Kesinlikle. Oluyor. Yani hastanın ilk başta bize geldiğinde tereddüt ettiğimiz bazı bölgeler veya mesela üst çenede sinüsler var. Sinüs boşluklarımız sarkmış oluyor. Sinüs boşlukları sarktığı zaman implantın yapılması esnasında sinüsün delinmemesi lazım. Eğer sinüsü delip de bir implant yerleştirirseniz yanlışlıkla orada sinüs enfeksiyonlarına veya ora antral fistül dediğimiz ağız içine akıntı yapan enfeksiyonlara yol açabilirsiniz. Bunları bertaraf etmek için navigasyonlu implantta sinüsü tamamen harita gibi önümüze açıyor. Bu da işinizi daha konforlu hale getirmiş bir oluyor. Bir programla yerleştiği için diyelim ki ben aslında ağzın içine bakıp da şuradan yapmak istiyorum implantı. Ama diyor ki program sana hayır oradan yapma. 5 derece sağdan yap, o zaman çok güvenli bir yerden geçeceksin. Bu çok büyük bir kolaylık. Bu evet, hem hastalar için hem evet. hekimler için de çok ya şu da var mesela, konfor sağlıyor. Navigasyonlu implantta yani 3 boyutlu olarak tamamen taslak oluşturduktan sonra şöyle bir şablon oluşturabiliyoruz. Bu şablon bakın görülüyor. İmplantların gireceği delikleri bize elimizde bir stent diyoruz buna. Bir şablon olarak veriyor. Oluyor. Bu da dişsiz bir çene. Dişsiz, buralarda hiç dişimiz yok. Buralardan yapacağız ama işte şuradan mı yapalım, buradan mı yapalım derken bunu getirip hastanın ağzına koyuyoruz ve tek bir açıdan, deliyoruz orayı, hiçbir şekilde travma yapmadan iğneye iplik geçirir gibi.
Evet, o şekilde. Ben ikna oluyorum yavaş yavaş galiba artık implant yaptırmaya. Bugün ikinci konumuz da gülüş estetiği, evet. Gülüş tasarımı. Evet, ben çok gülmeyi soruluyor. Çok seviyorum. Sana çok yakışıyor. Çok teşekkür ederim. Işte. Peki biz böyle gelip size gülüş tasarımı istiyorsak gülüp gelip ben doğru gülüyorum mu dememiz gerekiyor? Hayır, nasıl şöyle. Gelmemiz gerekiyor gülüş tasarımı? Çok güzel bir şey sordun aslında. Ben bu sorudan çok memnunum. Çünkü şöyle hastalar genellikle hasta demeyelim ya da işte kişiler genellikle şöyle söylerler. Ben gülüşümü sevmiyorum. Ben güldüğüm zaman bana yakışmıyor. Fotoğraflarımda güzel çıkmıyorum. Ama sorunun ne olduğunu bilemezler genellikle. Evet, çok bir şey var, ana bir problem var. Çok ana bir sorun yoksa yani çok çapraşık bir diş varsa tabii ki onu herkes bilebilir. Ya da çok koyu renkli dişler varsa hep onu bilebiliriz ama o kadar ince şeyler var ki mesela şu vakada bunu gösterebiliyoruz değil mi? Tabii ki. Çok genç bir hasta bu 22 yaşında. Dişlerinde abrazyon var yani aşınmış tamamen. Ve hastanın tam yüzünde yaşlı dişleri, sen bunu görsen 21 yaşında demezsin. Çok yıpranmış, yaşlanmış dişler var. Gülüş tasarımında şimdi burada ne yapacağız? Burada kaybolan dikey boyutu yani dişlerde kaybolan maddeleri yerine koyarak sanki hastanın dişleri hiç aşınmamış, hiç yıpranmamış gibi aşağıdaki hale getirdiğimizde burada tamamen gülüşünde bambaşka bir hale geliyor ve hasta aslında ilk geldiği zaman ne yapılması gerektiğini bilmiyor. Yani aslında size böyle geliyor danışanlar. Evet. Ben güldüğüm zaman fotoğraflarda güzel çıkmıyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Evet, daha ne yapılması gerekir bilmiyorum. Orada gülüş tasarımı devreye giriyor. Biz önce fotoğraf çekiyoruz ve büyük ekrana fotoğrafları yansıtıyoruz. Orada ölçümlerimiz var. Dijital olarak hastanın bazı proporsiyonlarımız var. Göze hoş gelen altın oranlar, bütün hani her şeyde olduğu gibi dişlerde de altın oranı kullanıyoruz. Diş, diş eti, dudak, sonra yüz. Buna vizajizm diyoruz. Evet, bu vizajizm bütün her şeyi toplam olarak uyumlu hale getirme sanatı aslında. Hı hı. Eskiden klasik diş hekimliğinde sadece dişe odaklanıyorduk. Dişi görmeye çalışıyorduk. Ama olay öyle değil. Biz nasıl giyindiğimizde ayakkabımızdan efendim saçımıza küpemize kadar bir hepsi uyum içinde oluyorsa dişi sadece dişi güzel yapmak yetmiyor. Eğer diş eti uyumunda problem varsa bakın mesela burada hastanın çok fazla diş etleri görünüyor. Evet. Aslında burada dişten çok diş eti problemi. Diş eti problemi gözüküyor. Çok fazla var. Eskiden yapılmış kötü protezleri var tabii. Burada ne var? Proporsiyon problemi var. Yani dişler harmonik olarak arkaya kadar perspektif olarak düzgün gitmiyor. Diş eti boyunu yukarı alıp da arkalarda da güzel görünen önlerle uyumlu baş rollerde santral dişler var. Yan roller orantılı dağıttığınız zaman gülüş çok farklılaşır. Buna gülüş tasarımı diyoruz. Bunu ancak gülüş tasarımını çok iyi planlayan bir hekimle beraber karar verebilirsiniz. Yani bu gülüş tasarımı mutlaka diş hekimlerinin yapması gerekiyor. Gülüş tasarımıyla ilgilenen diş hekimleri tabii. Yani bu bir branş. Gülüş tasarımı eğitim gerektiren bir konu. Bunun eğitimini aldıktan sonra hastayla beraber bir yol almaya başlıyorsunuz. Peki medyada da çokça duyuyoruz. Çeşitli isimleri de var aslında. Hollywood gülüşü var vesaire. Değişik isimler de alıyor. Çok popüler şeyler oldu. Peki biz internetten bir fotoğraf getirip ben böyle gülmek istiyorum diyebilir miyiz size? Diyebilirsiniz ama demeyin. Şöyle deyin tabii ki de her fotoğraftaki diş herkese uygun olmayabilir. Böyle şeylerle çok karşılaşıyorum. Ben ama şunu da istiyorum açıkçası yanlış anlaşılmasın. Beğendiğiniz, sevdiğiniz bir modeli bana gösterin diyorum. O ne sağlıyor bana? Hastanın beklentisini sağlıyor. Yani çok büyük bir diş mi istiyor? Çok fırlak bir diş mi istiyor? Ya da efendim dişlerin çünkü çok tipleri var. Erkeklerde farklılık yapılır. Maskülen hatlar vardır dişlerde. Kadınlarda farklı yapılır. Hasta ne tür bir şey istiyor? Önce onu öğrenmek istiyoruz. Ama getirdiği fotoğraf isterse birebir aynısı yapılabilir. Ama eğer ben onun ağzında onun yakışmayacağını düşünürsem hastayı yönlendirmeyi tercih ediyorum. Yani dudak yapısı, yüz yapısı, ya çok küçük minyon bir yüzde çok büyük dişler getirmiş mesela. Orada göründüğü gibi olmayacak ağzında, hiç sevmeyecek sonra. Peki ifademizi değiştirecek mi çokça? Çok kendimizden böyle farklılaşacak mıyız? O da çok önemli bir soru. Mıyız? Bu sizin isteğinize bağlı. Eğer siz farklılaşmak istiyorsanız yani mesela şu ilk gösterdiğim vakada dişler aşınmış, kısalmış. Hastanın yüzü zaten çok kötü görünüyor o dişlerle. İfadeyi değiştirmek istiyoruz orada biz. Daha genç, daha taze bir gülüşe kavuşturmak istiyoruz. O zaman değiştirebiliriz. Ama bazı hastada var ki benim dişlerim çok güzeldi.
gençliğimde. Renkleri koyulaştı, uçları tırtıklandı, işte dolgular yapıldı. Ben gençliğimdeki dişi istiyorum. O zaman hiçbir şekilde değiştirmiyorsun ifadeyi. Birebir sanki zamanı geri alıyorsun gibi aynı karkas üzerinde bir modelaj yapıyorsun. Ve bu modelajı hastaya uyguluyorsun. Yani sanki o yıllar geçmemiş gibi siz eski haline getiriyorsunuz. Aynen, benim bir tane hastam vardı. Dişlerinden rahatsızdı ama eşi dişlerini yaptırmasını hiç istemiyordu. Çünkü eşinin değişeceğinden korkuyordu. Yani yüzünün değişeceğinden, ifadesinin değişeceğinden korkuyordu. Ve bana gelip bunu anlatmıştı. Dedi ki ben bu yüzden yaptıramıyorum. Ve ben ona birebir aynısını yaptım dişinin. Sadece yıpranmamış halini. O yıpranmaları aldınız. Aynen, sanki diş tazelendi. Yepyeni kendi dişi geldi yerine. Tamamen doğal bir şekilde. Bu durumda da zaten eşi de memnun, kendisi de memnun. Hiçbir değişiklik olmadı ifadesinde. Evet. Peki son olarak vaktimiz kalmadı ama son bir soru sormak istiyorum. Diş gülüş tasarımı yaptırdığımız zaman bunun ömrü ne kadar gidiyor? Şimdi dili gülüş tasarımı dediğimiz geniş bir konu. Diş beyazlatma da var bunun içinde. Dişlere küçük kompozit bondiklerle ufak dokunuşlar da var. Laminalar da var. Laminayı soruyorsanız, yani porselen yaprakçıklarla bunu yaptığımız zaman ömür boyu kullanırsınız. Eğer düzgün bir süreçten geçmişseniz, laboratuvar aşaması, ölçü aşaması, yapıştırma aşaması, tasarım aşaması, bunlarla düzgün bir süreçten geçmişseniz, çok titizlik isteyen bir süreç, ömür boyu kullanırsınız. İstediğinizi yersiniz, içersiniz, elma ısırırsınız. Dün kanaldan arkadaşlarımızla aynı şeyi konuşuyorduk. Ben de muhtemelen ömür boyudur dedim ve ben de doğru bilmiyorum. Siz evet doğru. Biliyormuşum demek çünkü ki. Çünkü bunu yaptığınız zaman hayatınız, ömrü çok çok böyle bir soruluyor. Şey yok. Yani 15-20 senedir kullanan hastalarım var benim. Hiçbir sıkıntıları yok. Kendi dişiniz gibi kullanırsınız bunu. Bununla istediğinizi yersiniz. Tek tek yapıldığı için de yaprakçık dediğimiz yöntem, bu porselen yaprakçıklar, hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan ömür boyu kullanırsınız. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Çok değerli bilgiler verdiniz bize. Benim de korkumu biraz olsun artık yenmiş oldum. Ne kadar sevindim. Ne mutlu. Umarım izleyicilerimiz de aynı şekilde düşünüyordur. Çok teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte Bengü Türk TV ekranlarında olacağız. Haftanın Notları programının sonuna geldik. Mutlu ve sağlıklı bir hafta dileriz. Hoşçakalın.